Evet. Peki Zehra Hocam, iyi huylu tümörlerden başka hastalıklarda oluşur mu memede? Evet, memenin bir de iltihabi hastalıkları vardır. Bunlar da bir basit iltihaplar, mikrobik iltihaplar. Daha çok süt veren annelerde meme başındaki çatlaklardan mikrop kapıp apseler oluşur. Bu apseleri de erken dönemde görürsek hastayı antibiyotiklerle, ilaçlarla açmadan tedavi edebiliyoruz. Ama biraz ilerlemişse, olgunlaşmışsa, apse haline almışsa o zaman apse drenajı dediğimiz yani apseyi boşaltıyoruz, ilaçlarını veriyoruz, tedavisini. Böyle düzeliyor. Bir de hastaya o dönemde, iltihaplı dönemde çocuğu emzirmemesini ama sütü çekmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü enfekte ortamda yani süt olursa o enfeksiyonu daha da alevlendirir. Ondan dolayı o sütü çekmesini, çocuğa vermemesini, hastalık olmayan memeden emzirmesini tavsiye ediyoruz. Bir de süt vermeyen annelerde de genel durum yani immün sistemi çökmüş, işte kemoterapi Direnci azalmış. alan, direnci azalmış hastalarda da memede iltihaplı hastalıklar görebiliyoruz. Onun dışında granülomatöz iltihap dediğimiz tüberküloz ve sebebi belli olmayan granülomatöz iltihabi olaylar olabiliyor. Tüberküloz memede çok sık görünmese de gördüğümüz bir hastalık şekli. Hastada göğüste, memede kitle, fistül ağızları, akıntı ağızları görebiliyoruz. Bunlara da biyopsiyle aldığımız örneklerde tüberküloz basili arayarak teşhis konduktan sonra ona göre tüberküloz tedavisi yapılıyor. Tüberkülozdan başka granülomatöz hastalıkları olabiliyor hastalarda. Onlarda da gene işte biyopsiyle ondan sonra antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Geçmezse başka tedaviler, kortizon tedavileri gibi bu şekilde tedavi ediyoruz. İlaç tedavisiyle başlanılıyor. Sonrasında cerrahi Tabii. operasyonuna Eğer gelmesi gerekiyor. ilaçla düzelmezse o kitleyi biyopsi alıyoruz. Eğer gene düzelmezse biyopsi sonucuna göre verilen tedavide düzelmezse o zaman kitleyi çıkarıyoruz.